Akşam saatleri Şeremetyevo havaalanına indik. Gece 12.20'de de Novosibirsk tarafına yola çıkacağız. Evet, Novosibirsk'te Dolmaşevo havaalanına indik. Şu anda buradayız. Bugünü burada geçireceğiz. Novosibirsk tren istasyonundayız. Buradan Barnaul istikametine giden trenleri soracağız. Ona göre trenle ya da arabayla gidip gitmeyeceğimize karar vereceğiz. Novosibirsk'ten yola çıktık. Saat 10.13. Şimdi oldu. Evet, yataklı vagonumuzda yolculuk çok güzel olacak. 9 saat bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, yataklı vagonumuzda Bisk'e doğru harekete çıkmaya hazırız. Vagon komple yataklı, altlı üstü. Bu şekilde halka birlikte seyahat edeceğiz. Güzel. Fatih abi, nasılsın abi? İyi. Kuş. Nereye gidiyoruz? Kuş, yataklı tren. Kuş. Kuş sistemi. Hava da sıcak, iyi yani. Çok sıcak, evet. Sıcak sıcak gideceğiz. Ne yapalım? Yatağını topluyor. Bisk'e çok az kaldı. Burada gelenek, son durak Bisk. Herkes yatağını topluyor. Çalışanlara bırakılmıyor yani. Altay Dağları'na yaklaştığımız belli oldu. Kaç gündür sıcak havada yaptığımız yolculuk burada biraz serinlemişe benziyor. Ve sis çökmüş ortalığa. Biletleri toplayan kişi tekrar biletlerimizi... Şimdi burada. Mehmet. Açıyor kamp biletini, kamp biletini ıslama etelim sen. Trenden indik, Bisk'teyiz. Selam, ne oldu? Hemen karşımızda da otobüs terminali, avtovokzal otobüs durağı. Oradan da otobüse binip Bornaltaysk'a geçeceğiz. Evet, yarım saat kadar önce arkamdaki Bisk'teki tren istasyonundan indik ve buradaki otobüs istasyonuna geldik. Bisk'teyiz şu an, şurada Bisk yazıyor zaten. Buradan da Bornaltaysk'a doğru hareket edeceğiz. 45 dakika bir zamanımız var. O ara kahvaltı yapacağız ve 1,5-2 saatlik bir yolumuz kaldı Bornaltaysk'a, Altay'ın başkentine ulaşmaya. Oradan da bugün bir 4x4 araba kiralayıp yolculuğumuza başlayacağız. Planımız bu. Bisk otogarındayız. Burada bu otobüslerle seyahat edilecek. En son herhalde çocukluğumda binmiştim bu tip eski otobüslere. Olsun, bizim için de bir eğlence olacak. Arkadaşlar otobüsün başında bekliyorlar. Gornaltaysk'tan Artıbaş'a kadar gidecek otobüs. Bisk otogarı. Artıbaş, Barnaul'dan Artıbaş'a giden otobüse biniyoruz. Gornaltaysk'tan sonra Artıbaş'a devam eden otobüs bu. Ama tek kapılı, arkasında kapı yok. İlginç ve çok da eski bir model. Bisk'ten Gornaltaysk'a doğru devam ediyoruz otobüsümüzle. Üçenmek yolundayız. Birazdan kaya mezarları ve Türk ABC'si ile yazılmış kayaları göreceğiz. Yeah.
yürüdü, biz gıcanla yürüdü, yürüdü. Çöybök Göl diyor. Çöybök Göl. Uzun Göl. Bir de Rusça Mertvye Ozero diyor. Demek ki şeye getirirse Türkçe'ye. Evet. Ölü de, ölü gölü diyor. Ölü gölü mü diyor? Evet, burada şeyler yok. Balık yok. Kuşlar buraya geliyor. Ha, balık yok ve kuşlar gelmiyormuş. Rusçası ölü göl. Evet. Burada şey olmuştu. Cel değil mi? Cam. Cam. Cam olmuş burada. Zararlı şey. Ne? Civa. Civa. Ha, bu suda civa olduğu için ne balık yaşıyor, ne balık yaşıyor, ne de göçmen kuş geliyormuş. Civa nereden gelmiş buraya? Ha, burada şahta vardı, kasan yer var bunun aklımızda. Ne var ne var? Bu civa. Yürüyüşçülerle karşılaştık. Onlarla sohbet ediyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. So this place is really dangerous, right? Because of the China. This we heard that. This part. Because of what? China border. Plateau. China border. Chinese why? Smile. I heard that. I don't know. So late. For me. I said don't go there. Okay. We don't know. It's true or not? It is not. I don't know. Çin ve Kazakistan tarafından gelen vadi. Göktürkler Çinlilerle yaptığı savaşlarda muhtemelen Çinliler bu vadiden geldiler buraya veya Göktürkler bu vadiden gittiler. Evet, burada tuhaf yükseklikler var daire biçiminde. Bunlar da Altay'daki Türk yerleri tipine benziyor. Ve bu daireler, bu daire olan yükseklikler de onların eski ev yerleri olabilir. Tarihçileri söylediği buymuş. Demiştim bölgede çok motorcu var diye motorlarla buraya gelip Altıngöl istikametine gidiyorlar ve orada motorun bile zor gideceği yollardan Altıngöl'ün kuzeyine geçiyorlar. Ulağan'daki stadyumdaki tribünler Altay bayrağı rengine boyalı. Annesi de gelecek. Biz de bekleyemedi gitti. Hı. Birçok evin önünde atçakları görünüyor. Turistik değil. Ulaştık. Karşıdaki yoldan Balıkçı'ya kadar yani Altıngöl'e kadar gideceğiz. Yol çok kötü. Bakalım ne zaman varacağız. Muhtemelen 2 gün sürecek. Rehberimizin Balıktuyul'daki evine misafir olduk. Annesinin evine. Bize çörekler, yiyecekler hazırlamış. Kendilerinin fotoğrafını çekmeyeceğiz. İstemiyorlar çünkü. Evet, grubun en yaşlısına Altay Arabi ikram ediliyor. Sağ olsun. Buradaki Altay enemiz bize yemek ikram etti sağ olsun. Balıktuyul köyündeyiz. Şimdi sırayla bu kadeh dolaşacak. Evet, sırayla o kadehten herkes içecek şimdi. Yaş sırasına göre. Evet. Herkesin yaşı belli olsun. Kışın sıcak oluyor mu böyle? Sıcak.
Nasılsın? Ev sahibimiz doğup büyüdüğü evi gösterecek. Evet. Tuvalet Anadolu köyleri gibi uzakta. Aynı zamanda abla buranın belediye başkanı. Başını da gör, başını. Evet, başımı da. Oy 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 oy. Orta da ocağı. Bura mutfak. Evet. Мы здесь не живём. Сейчас не живёшь. Нет, мы просто традиционно строим там мельничку. Когда барана колем, вот варим. А, понимаю, да. Когда мы всё убрали. Yazılıyor. Göktürklerin demir madenindeyiz. Evet. İskit kültürünün meçhidleri demirden önce ne oldu? Bronz. Şeyleri anladım. Eski kalı kul gidi bizge canla yürüdü.